Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Retro Cuma'da 98 yılında PlayStation'a çıkmış olan Diablo 1 portunu oynayacağız arkadaşlar. Oyunu PSP'de oynayacağız. PSP'de PlayStation 1 oyunları gerçekten mükemmel çalışıyor. Bu oyun da gerçekten onlardan biri ve yani el atarısında Diablo keyfi inanılmaz. Bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Diablo gözüküyor. Onun dışında şöyle Warcraft da var. Yani şöyle söyleyeyim, Blizzard EA firmasını yayın haklarını vermiş 90'lı yıllar, 96-98 arası sanırım tam vermiş konsolları port etsin diye. Mesela Warcraft'ı port etmişler gördüğünüz gibi ve Diablo 1 şu andaki konumuz bu. Hemen basıyorum, size biraz oyunu göstereceğim arkadaşlar. Şu anda demoyu göstereceğim ama demonun hepsini izletmeyeceğim. Yine adamlar demoyu yapmış, bunu görmenizi istiyorum sadece. Bakın adamlar o girişteki demoyu çok güzel bir şekilde PlayStation 1'e portlamışlar. CG demoyu. Tabii böyle ekran full screen değil ama şöyle. Ama yine de iyi gözüküyor. Evet. Gördüğünüz gibi menü efsane. 98 yılında şurada yazıyor. Electronic Arts yapmış. Müziğe bakın. Direkt var ya. Yani direkt Diablo keyfini yapmış adamlar ya. Basıyorum. Şimdi options new game, load history falan var. New game hemen yapalım arkadaşlar. İki kişilik de olabiliyor tabii oyun ama PlayStation 1'de oluyor tabii. PSP'de böyle seçenek yok ne yazık ki. Tek kişiliği seçiyorum. Rogue, savaşçı, rogue, sorcerer ve karakter load etme var. Şimdilik çok kasmayalım. Warrior'ı alalım. İsim olarak şöyle Bro yaptım. Okey, normal. Diğer zor seviyeleri seçilmiyor. Herhalde bitirince açılacak. Evet, işte oyun bu. Duyuyor musunuz? İnanılmaz değil mi? Tristium müziği. Aynen yapmışlar oyunu. Yani oyun tabi full screen değil şu şekilde. Ama bilmiyorum full screen oluyor mu? Buradan other settings'ten screen mode, ha mesela burada full screen oluyormuş. Tamam, oh, güzel. Tamam. Full screen yaptık. Okay, şuradan. Evet, full screen olunca biraz bozulmalar oldu ama yine iyi yani. Şimdi oyun D-pad'lerle oynanıyor. Ama şunları yaptığımız zaman sağa sola bence harita. Şu an harita yok. Haritayı görüyorsunuz. Şuradan da işte item repair'ı. Yukarıdakiler mana almama. Bunlar da aksiyon tuşları ama şu anda item yok çünkü. Evet, şunu çekeyim mi? Item yok çünkü daha şeye girmedik. Aksiyona girince şu dungeon'a girdiğim zaman çıkacak. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Gerçekten o müzik yani çok iyi yani. Kanepeye uzanıyorsun. Diablo oynuyorsun. Yani Nintendo Switch'e bir Diablo 3 çıkartamadı adamlar ya. Bakın. Andrea var. Cadı Andrea. Şeyin yeri neredeydi? Onu bir bulalım. Girelim bir dungeon'a. Şuradan gidiyor galiba. Müzik ya. İşte bu müzik abi. Efsane müzik ya. İneklere bak. Merhaba inekler. İneklere. Etkileşim yapabiliyorsunuz. Mavi oldular gördüğünüz gibi. Yani D-pad ile oynanıyor. Ben biraz oynamıştım. Dungeon'a girip biraz yaratık kestim. Direkt D-pad ile çok rahat oynuyor. Sıkıntısız oynuyor. Zaten hani Game Boy Advance'de de şey var. Neydi oyun? Bard's Tale var. Ve Baldur's Gate var. Onlar da böyle D-pad ile oynanan bu tarz Diablo klonu oyunlar. Tabii bu orijinal Diablo. Klon bulon değil. Şu adamla konuşalım. Kadınmış pardon. Erkekmiş lan. Aynen. Şimdi direkt şuraya giriyoruz. Nasıl ama? Şimdi X tuşu aksiyon. Kara etkileşimde bunlar spellmiş. Tabii şu anda spell yok. Şurada da itemlarım var. Çok net gözüküyor bilmiyorum. Aynen şöyle biraz oynayalım. Bakın şurada şeyler var. İskeletler var ama tabii burada ulaşamıyorum oraya.
Diablo 1'de şey yok. 2'de de öyleydi galiba. Altın üzerinden geçtiğin zaman altın almıyorsun. İlla şeye basman lazım. Etkileşim tuşuna. Kare bunlar etkileşim tuşu. Evet. Saldırdı. Göremiyorum çünkü kameradan bakıyorum. Dur ha. Gel bakalım. Güzel, nice. Şimdi oyunda şöyle select'e basınca inventory var. İşte karakterin infosu, görev, spellbook, save yapma, işte ses aç kapa, işte kontrol setup'ı, screen adjustment, birçok şey var oyun hızı falan. Inventory'i bir göstereyim size şöyle. Gördüğünüz gibi inventory'im bu. Az önce aldığım şeyler. Yukarı basıp ekip oluyor. Aa evet, bu şekilde. Oh, iyi, güzel. Aşağı indiğim zaman da evet, mesela şunu seçip yukarı basıyorum. Evet, giydik bunu da. Bu neymiş? 1.6 veriyor. Bendeki bıçak nasıl? Benimki 2.6 veriyor. Bu kalsın o zaman. Tamam, karakteri item'imiz aldık. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Şöyle görün. Ups, ups, çekil. Evet, güzel. Buradan geçiyorum. Ya direkt iyi ya. Yani oynanıyor her türlü. Güzelce oynanıyor. Skeleton Captain'mış. Altın düştü. Başka bir şey düşmedi. Evet, güzel. Şuna da. Yani, etkileşim yapabileceğim şey mavi oluyor. O zaman onu vurabiliyorum direkt. O yüzden hani mouse olmadan da oynanabiliyor yani, sıkıntısız. Yine Scavenger. Bir tane Scavenger'ları da var. Fallen'mış. Şunu açalım. Müzik falan, atmosfer olmuş ya. Yapmış adamlar ya. Çatır çatır yapmışlar. Şunları alalım. Bir de şey yapmak istiyorum. Yani şu Options'tan diğer grafik ayarlarına bakmak istiyorum. Full screen değil de orijinalde çok küçük. Normalde zoom olsa çok zoomlu oluyor. Normal yapsak. Bekle herhalde de ha. Şey açma. Evet, şöyle bir denesek aslında fena olmaz ya. Evet, şu anda tabi kameraya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama şu anda oynarken şey oldu. Biraz daha rahat gözüküyor yani, değil mi? Şu anda daha iyi oldu şöyle. Tabi ekrandan dışarıdan çektiğim için çok size kaliteli gelmeyebilir ama şöyle bir görseniz gerçekten, bakın şöyle bir zoom yapayım. Gerçekten güzel yapmış adamlar. Her türlü olmuş yani. Ya ben bu Diablo 1 ilk Level'ın verdiği CD'de demosunu oynamıştım. Yani 96 yılında falan olan sandıktan şey çıktı. Skeleton Captain çıktı. Böyle o zaman işte bir babamdan istemiştim. O zaman dergi değil de Level. Sadece CD veriyordu. Bir iki sayfa bir şey vardı işte. Editör yazısı falan. Genelde CD vardı. Ve ilk CD veren dergiydi. Yani ben böyle demiştim babamdan, baba sakın işte şey yapma, işte bulalım kaçırma falan filan. Bana böyle bulmuştu babam o zamanlar. İçerisinden böyle direkt şey çıktı yani. Direkt işte bunun demosu vardı. Ya anlayamamışım çünkü o zaman yani bu tarz ilk oyun Diablo zaten hani. Yani bu tarz böyle hack and slash. Yani eskiden tabii bu tarz oyunlar vardı. Nox vardı galiba. Nox Westwood firmasındı sanırsam. Retro Cuma'da ona bakarız bir ara. PC oyunu gerçi, o konsol portu yok. Genelde konsol oynadığım için ama yine bakarız ona. Nox'a. Nox'u da oynamıştım, çok sevmiştim. Ama tabii Nox'u Diablo'dan sonra oynadım. Hatta Diablo 2 zamanında mı oynadım Nox'u bilmiyorum, şimdi tarihleri karıştırmayayım da. Bilen arkadaşlar uyarabilir beni eğer yanlışsa. Immune Magic, Magic'e immune olan bir adam. Şimdi bir şeyi göstermek istiyorum. Şunu öldüreyim. Şuna koyayım mı şunu? Heh. Şöyle şey göstereyim. Harita göstereyim size. Adamlar onu bile portlu. Bakın harita. Haritaya bakmadan oynuyoruz bir saattir. Hata yapıyorum. Şimdi aklıma harita geldi. Heh. Haritaya bakarak ben tabii şuradayım. Bayağı böyle alakasız bir yerdeyim yani, gördüğünüz gibi. Buradan dönmek lazım tabii. Bak şurada merdiven varmış. Şuradan inelim aşağı. Zaten evet, şuradan level 2'ye. Şunu kapatayım. Level 2'ye iniyorum. Loading sahnesi bile efsane olmuş be.
Güzel ya, çok güzel yapmışlar. Öldüm. Hayır, öl. Of, kurtuldum. Diablo'nun bu olayı güzel ya, eski Diablo'nun. Potion'ı spamlayabiliyorsunuz yani. Güzel oldu ya. Kurtulduk. Ama işte şey, damage almış. Portalı hatırlamıyorum, portal kesin vardı burada da nasıl portal açacağım, waypoint açacağım bilmiyorum. Köye gidip tamir etmem lazım kıyafetlerimi. Zaten şu anda ikinci adamlar ölmüyor adamlar ya, bildiğin. Bayağı güçlüler. Item da düşmüyor ilginç bir şekilde. Öyle yani. Ups. Güzel, nice. İyi oldu. Şeye düştü. Oo, skull cap alıyorum. Potion olur. İki tane şey olunca tabi sordu galiba. Şunları bir alayım. Adamı kuşandıralım. Giyinip kuşansın. Inventory'den şöyle. Bir kere bunu not identified diyor. Haydi identify atacağız ya. Şunu alayım bir. Bunu şöyle konuş. Identify şeyi mi? Evet bak, portal varmış. Tamam. Benim hasar... Evet, bek. Şuradan bir de karakter infoyu göstereyim. Warrior. 10 tane puanım varmış ya. Strength'e abanalım. Dexterity'e abanalım. Biraz da vitalite. Bir daha şöyle olsun. Bir tane bir kere daha strength olsun. Tamam. Perfect quest log. Full spellbook. Onunla benim alakam yok. Quest book'a bakalım. Butcher'ı öldürmek görevimiz. Evet. Butcher'ı bulup öldürmek. Karakter infodan level 3 olmuşum. Bu arada hiç level ile ilgili bir şey gelmedi değil mi? Oo, evet. Güzel ya. Evet. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayayım. Oyun amaç zaten bu oyunu size göstermekti. Evet arkadaşlar, bugün size Diablo 1'in PlayStation paketten ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Diablo keyfi gerçekten PSP'de ayrı oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir retro civarında görüşmek üzere. Bay bay.